Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. Ülkemizden gelen haber bloğuna bir bakalım. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Balkan türü kapsamında bugün Üsküp'e gelmişti. Başbakan Zoran Zaev tarafından karşılayan Leyen Makedonya güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi. Zaev Leyen görüşmesinin ardından bir sergi açılışına katıldı ve ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği yolunda büyük bir iş çıkardığını dikkat çeken Leyen şimdi bu başarıyı ödülle değerlendirme sırasının Avrupa Birliği'nde olduğunu söyledi. Kuzey Makedonya ve Arnavutlu'nun yıl sonuna kadar Avrupa Birliği ile müzakerelere resmi olarak başlamasını istediğini dile getiren Leyen, Bulgaristan'la görüşme halinde olduklarını ve en kısa sürede bir çözüm bulmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi. Başbakan Zoran Zayev şimdiye kadar sorunun çözümüne yönelik adımlar attıklarını ve bundan sonraki süreçte de makul adımlar atma hazır olduklarını belirttiği Devlet İstatistik Kurumu dün gece itibarıyla 1 milyon 695 bin 549 kişinin sayımının yapıldığını açıkladı. 789.406 konut ve 526 bin hane halkın nüfus sayımına dahil edildi. Yurt dışından kayıt yaptıranların sayısı ise 199 e tamamen ulaşmıştı. Daha küçük sayım bölgelerinde sayım çoktan bitmiştir. Ek süre verilmemesi ha halinde nüfus sayımı yarın sona ermiş olacaktır. Aşılama konusunda ilgili makamlardan yapılmış olan çağrı ve açıklamalarına göre tek çözüm aşılama söz konusu olmaktadır. Bu konuda şehirden şehire mevcut olan aşılama katkısı değişmektedir. Aşılama özellikle katkıları şehirlere göre başka ve farklı bir dağılım takip etmektedir. O şekilde %60 üzerinde bulunmuş olan bir doza aşısına sahip olan şehirlerin belediye olarak gösterilmesi konusunda bazı şehirler yer almaktadır. Manastir Demirhisar, Resne, ondan sonra Berova, Pekcevo, Prilepe, Kruşova, Valandova, İçtip ve Probiştip şehirleri %60 civarında birinci dozla durumunda bulunmaktalar. İkinci grupta olan %40 ile 50 arası Kırçova Sveti, Nikole Koçan, Devçeva, Kriva Palanka, Ustruga, Makedonski Brod, Üsküp ve Kalkandelen yer almaktadır. Üçüncü ve en az olan belediyeler ve bölgeler şu şekilde bir dağılımı sergilemekte. Vinica Kumanova, ondan sonra Kratova, Debre, mevcut olan çalışmaları kapsamında yapılmış olan analizlere göre Ustrumca, Gostivar ve Radoviş bu son grupta yer almaktadır. İlgili bakanlarda yine çağrı gelmektedir. Vatandaşlar randevu almadan aşılanabilir. Demokratik Bütünleşme Parti yönetimi dün Debre'de tekrar bir araya gelmesiyle birlikte Debre'nin karşısında belediye başkanı Doktor Ekuran Duka'nın adaylığını tanıttı. Bir de Konsey liste başı Fuat Spahir'in açıklamasıyla beraberce mevcut olan kadro olarak konsey listesinde yer alan kişileri hakkında bilgi sunuldu. Bu şekilde özellikle BD'yi belediye başkanlık adayların tamamen tanıtımı konusunda kendi çalışmalarını devrede yürütmüştü. Mulle beraberce Doktor Ekuran Duka Arnavutça dilinin ve Arnavut bayrağı ile ilgili olarak ne duruma gelindiği ve büyük bir başarı olarak ancak kendi partisine ait olduğuna dair olarak bir açıklamasını yapmış oldu. Öte yandan ise liste başı olan Fuat Bayu tarafından liste adayları konusunda ve farklı alanlarda kaliteli kadrodan oluşturduğu olduğu listeyle ilgili olarak açıklamasını yapmış oldu. Kendisine göre her alanda kendi başarısını gösteren birçok kadro bu listede yer almaktadır. Arnavutların Demokratik Partisi'nin etkinlikleri yarın devrede devam edecekler. Genel lideri olan Menduh Taçi'nin yönetimiyle beraberce Debre ziyareti kapsamında birçok etkinlik planlanmıştır. Debre Belediye Başkanı adayı Petrit Klenya'ya göre yarın Debre'de birçok görüşme yapılacaktır ve birçok açıklamalarda bulunulacaktır. Lideri Menduh Taçi tarafından Debre'lerle de birçok görüşme beklenmektedir. Öte yandan ise... PDŞ Partisi ve Arnavutların Demokratik Parti'sinin özellikle belediye başkan adayı Petrit Kleyna yanı sıra konsey listesinin tanıtımı da yarın yapılacaktır. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz var. Önümüzdeki yerel seçimleri ile ilgili olarak belediye seçim komisyonları tarafından eğitimler verilmektedir. Merkez Jupa Belediye Seçim Komisyonu Başkanı Necip İlyaz'a göre buradaki eğitimler bu günlerde tamamlanacaktır. Mevcut olan çalışmalar ve eğitim vermeleri konusunda herhangi bir sıkıntı olmadan tüm seçim heyetlerin üyelerine detaylı olarak bilgi verilmektedir. Mavru Varusluşe Belediyesi Seçim Komisyonu Başkanı Ivana Georgeska'ya göre buradaki da eğitimler bugünlerde başlayacaktır ve önümüzdeki iki gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Buradaki de tüm gereken hazırlıklar yapılmıştır ve eğitimlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmeleri için Belediye Seçim Komisyonu tarafından elinden geleni yapılmaktadır. Debre ekonomisinde büyük katkıda bulunmuş olan kaplıca turizmi bu sefer de kendi yüzünü göstermeye devam etmektedir. Salgından sonra Debre-Sapa kaplıcaları olağanüstü bir performans göstermekteler. Geceleme sayısı yine de püf noktasına ulaşmasıyla birlikte hem kendi şirketini hem de Debre büyük bir ekonomik katkısında bulunuyor. Turist olarak her taraftan gelen misafirler farklı yerleri ziyaret ettikten sonra tekrar özellikle geceleme konusunda, konusunda Tahpa Kaplıcaları tercih etmektedir. Ayrıyeten Kaplıca turizmi son zamanlarda özellikle hem Avrupa'da olduğu gibi bu ülkemizde de özellikle Kaplıcalara daha fazla önem verilmesiyle birlikte en yüksek bir noktaya ulaşmıştır. Devlet Tahpa Kaplıcaları kendi yatırımlarını da zamana göre ve tam planlara göre gerçekleştirmektedir önümüzdeki 2021 yılı ile ilgili olarak Kültür Bakanlığı'na başvuruda bulunacak olan proje hazırlamış olan vatandaşlar ve kuruluşları için elektronik olarak eğitimler verildi. Pazartesi günü düzenlenmiş olan bu çalışmaları kapsamında özellikle proje başvurusu için elektronik olarak eğitimlerin verilmesi büyük bir fayda sağlamaktadır. Mevcut olan başvurular 2022 yılı ile ilgili olarak elektronik olarak da gerçekleştirilecektir. Debre'den Ustrugaya ve Debre'den Mavrov üzerine Gostivar ve Üskübe giden yolların üzerindeki taşlar yine şoförleri için ek bir sorun yaratmaktadır. Ondan dolayı ilgili makamlardan özellikle trafikte daha güvenli bir şekilde geçilmeleri için şoförlere uyarıda bulunmaktalar. Bu yolları kullanacak olan şoförler özellikle altyapı ve özellikle taşların düşmesine ve toprak kalıntılarına dikkat etmesi gerektiğini bu seferde bir bildiri olarak sunulmaktadır. Bilindiği gibi yavuşlardan sonra bölgemizdeki yollar özellikle şoförleri için o kadar uygun olmayabilir. Ondan dolayı Yatay ve Dikey sinyalizasyona ayrıyeten özen gösterilmesi gerekir. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.